Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler ordu halinde kâfirlerle savaşmak için karşılaştığınızda onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Her kim böyle bir günde savaş icabı dönüp hücum etmek için bir tarafa çekilmek veya diğer bir birliğe katılmak gibi taktik bir maksat dışında düşmana arka çevirirse Allah'tan bir gazaba uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir akibettir. Bir vakitte o kâfirler senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar yahut öldürsünler mi yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye bir takım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kura dursunlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ey iman edenler! Savaş esnasında karşı karşıya geldiğiniz düşman birliğine karşı dayanın, sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felah bulasınız. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin. Sonra korkuya kapılıp, zafa düşersiniz. Rüzgarınız, kuvvetiniz gider. Bir de tam manasıyla sabredin. Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir. Ey Peygamber! Mü'minleri savaşa teşvik et. Eğer sizden tam sabırlı yirmi kişi olursa, iki yüz kişiye galip gelir. Ve eğer siz mü'minlerden yüz kişi olursa, kâfirlerden bin kişiyi mağlûb eder. Çünkü o kâfirler, gerçeği ve akibeti anlamayan bir güruhtur. Ama şimdi Allah, yükünüzü hafifletti. Çünkü sizde savaşma konusunda bir zayıflık olduğunu müşahede etti. O halde sizden sabırlı yüz kişi, Allah'ın izniyle onlardan iki yüz kâfire üstün gelir.'' Ve eğer sizden bin kişi olursa, onlardan iki bin kişiye galip gelir. Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir. Eğer siz peygambere yardımcı olmazsanız, Allah, vaktiyle ona yardım ettiği gibi, yine yardım eder. Hani kafirler onu Mekke'den çıkardıklarında, iki kişiden biri olarak mağaradayken, arkadaşına hiç tasalanma, Zira Allah bizimle beraberdir, diyordu. Derken Allah onun üzerine sekinetini, huzur ve güven duygusunu indirdi ve onu görmediğiniz ordularla destekledi. Kafirlerin davasını alçalttı. Allah'ın dini ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Onlardan bazıları peygamberi incitmek için o herkese kulak veren safın biridir derler. De ki: Evet, öyledir. Ama hep hakkınızdaki iyi sözlere kulak veren biridir. Allah'a inanır, müminlere güvenir. İman edenleriniz için bir rahmettir o. İşte böylesi bir Allah Resulünü incitenler yok mu? En acı azap onlara olacaktır. O inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Onlara Nuh hakkındaki haberi oku. O halkına "Ey benim halkım" dedi. Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, şunu bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güvendim. Siz de şerik koştuklarınızla beraber toplanıp, işinizi kararlaştırın ki, tasasını çektiğiniz bir dert olup kalmasın. Sonra da bana hiç mühlet vermeden, hakkımdaki hükmünüzü uygulayın.'' onlara tarafımızdan gerçek ulaşınca, bu besbelli bir sihirdir, dediler. Sen, dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden döndüresin de, ülkede önderlik ikinize kalsın diye mi geldin? Biz mümkün değil size inanmayız. Sana Rabbinden ne vahy olunuyorsa, ona tabi ol. Ve Allah hükmünü ishar kadar sabret. Çünkü hakimlerin en hayırlısı, en güzel hüküm vereni ancak odur. Ancak her iki halde de sabredip makbul ve güzel işler yapanlar başka. İşte onlar için pek geniş bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır. Şimdi senin de muhatap olduğun imtihan icabı ey Resulüm, o müşriklerin ona bir hazine indirilse ya veya beraberinde bir melek gelse ya demelerinden ötürü belki de göğsün daralarak sana vah yolunanın bir kısmını terk edecek olursun. Fakat sen böyle yapmazsın ve yapma. Zira sen sadece uyaran bir ehçisin. Bütün işleri düzenleyen, herkese layık olduğu neticeyi verecek olan ise Allah Teala'dır. Buna karşı halkının ileri gelen kâfirleri hep birden kalkıp bize göre sen sadece bizim gibi bir insansın. Bizden farkın yoktur. Hem sonra senin peşinden gidenler toplumumuzun en düşük kimseleri. Bu da gözler önünde. Ayrıca sizin bize karşı bir meziyetiniz olduğunu da görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz." dediler. Ey Nuh! dediler. Bizimle mücadele ettin. Bu mücadelende de hayli ileri gittin. Yeter artık. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim. İşte bunlar, gayb olan bir takım haberlerdir. Onları sana biz vahyediyoruz. Halbuki bu vahiyden önce onları sen de milletin de bilmezdiniz. Öyleyse onların ret ve inkarlarına karşı sabret. Dişini sık ve şüphen olmasın ki hayırlı akibet müttakilerindir. Sonunda kazananlar Allah'ı sayıp onun emirlerini çiğnemekten sakınanlar olacaktır. Ey Hud dediler. Sen bize açık bir belge bir mucize getirmedin. Biz de senin sözüne bakarak tanrılarımızı bırakacak değiliz. Sana asla inanacak da değiliz. Galiba tanrılarımızdan biri seni pek fena çarpmış. Demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Hud dedi ki, Ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben sizin Allah'a şerik koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum.'' Artık hepiniz toplanın. Bana istediğiniz tuzağı kurun. Hiç göz açtırmayın. Hiç süre tanımayın. Ey Salih dediler. Sen şimdiye kadar ümit bağladığımız bir kişiydin. Şimdi ne oldu sana? Ne diye bize atalarımızın taptığı tanrılara tapmaktan vazgeçirmek istiyorsun? Doğrusu senin çağırdığın bu fikrin doğruluğundan şüphe içindeyiz. Kuşkulanıyoruz. Sabret. Zira Allah iyi davrananların mükafatını zayi etmez. Ah! Sen yoksa sen Yusuf musun dediler. O da Evet. Ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Gerçekten Allah bizi lütfuna mazhar etti. Şu kesindir ki, kim Allah'ı sayıp haramlardan sakınır, itaatlere devam ve imtihanlara sabrederse Allah da böyle güzel hareket edenlerin mükafatını asla zayi etmez. Sabretmenize karşılık size selamlar, selametler. Dünya diyarının ne güzel akıbetidir bu diyecekler. O muhacirler hak yolda sabreder ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler. Ama sonra sizin o sıkıntınızı giderince, içinizden bir kısmı hemen Rablerine ortak koşarlar. Sizin elinizdekiler tükenir, ama Allah'ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri, işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız. Bundan sonra şunu bil ki, şüphesiz senin Rabbin, mihnet ve işkenceye, zulme ve baskıya uğradıktan sonra, mücahede edip sabreden, ardından da hicret edenlerle beraberdir. Evet, Rabbin, onların bütün bu güzel hareketlerine karşılık, elbette onları bağışlayıp, ihsanda bulunacaktır. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Daha verecek olursanız, Size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın. Ama eğer bu hususta sabrederseniz bilin ki bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kafirlerin yüz çevirmelerinden mahzun olma. Yaptıkları hilelerden dolayı da telaş edip darlanma. Ya Demek ki Rabbiniz, sizi erkek evlatlarla onurlandırdı da, sizin iddianıza göre, işi bilmiyormuş gibi, melekleri de biçare kız çocukları olarak kendisine ayırdı, öyle mi? Gerçekten siz, pek müthiş, vebali çok büyük bir iddia ileri sürüyorsunuz. De ki, faraza, müşriklerin iddia ettikleri gibi, Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar, arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi, yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Onlar senin okuyuşunu dinlerken, ne maksatla dinlediklerini, kulis yaparken insanlara, siz sadece sihir tesirinde kalmış birinin peşinde gidiyorsunuz. Aklınızı kullanın, diye fısıldaşarak vesvese verdiklerini pek iyi biliyoruz. Firavun onları ülkeden söküp atmak istedi. Ama biz onu ve beraberindeki bütün ordusunu suda boğduk. Rablerine sırf onun rızasını ve cemaline kavuşmayı umdukları için sabah akşam yalvaranlarla beraber olmakta sebat et. Dünya hayatının süslerini arzulayarak sakın gözlerin onlardan başkasına kaymasın. Kalbini bizi zikretmekten gafil bıraktığımız, heva ve hevesine uyan ve işi hep aşırılık olan kimselere itaat etme. İnşallah dedi Musa, beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir emrine karşı koymayacağım. İşte kafir olmaları, ayetlerimle ve kendilerine yapılan uyarılarla alay etmeleri sebebiyle, şu cehennem, onların cezası olarak hazırlanmıştır. Babası, İbrahim, ne o? Yoksa sen benim tanrılarıma sırtını mı dönüyorsun? Bu işten vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutarım seni. Şöyle bir uzun müddet benden uzak dur. Gözüm görmesin seni buralarda. O göklerin, yerin ve o ikisinin arasında olan her şeyin Rabbidir. Öyleyse yalnız O'na kulluk et. O'na ibadetinde sabır ve sebat göster. O'na denk ve adaş olacak hiç kimse bilir misin? Kız kardeşin denizden seni alanların yanına varıp, ona iyi bakacak birini size buluvereyim mi? diyordu. Böylece seni annene kavuşturduk ki, gözü aydın olsun üzülmesin derken sen büyüdün bir adam öldürdün de biz seni o sıkıntıdan kurtardık seni ey Musa türlü türlü imtihanlarla sınayıp yetiştirdik bu yüzden de yıllarca medyen halkı içinde kaldın sonra da takdirimizle buraya geldin sonunda herhalde dediler Bunlar, sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak isteyen ve en ideal yaşam düzeninizi ortadan kaldırmak isteyen iki büyücü. Ailene ve ümmetine namaz kılmalarını emret. Kendin de namaza devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Bilakis senin rızkın bize aittir. Güzel akibet takvadadır. Yani Allah'ı sayıp haramlardan korunmaktadır. Rableri tarafından kendilerine gelen her yeni uyarıyı alaya alıp kalpleri eğlenceye dalarak dinlerler. Hem o zalimler aralarında kulis yapıp şu fısıltıyı gizlice yayarlar. O da sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Şimdi siz göz göre göre sihire mi kapılacaksınız yani? Hayır dediler bu adra su ahlam karışık karışık rüyalar yok yok böyle değil anlaşılan onu kendisi uydurmuş hayır bu da değil galiba o bir şair öyleyse önceki peygamberlere verilen mucizeler kabilinden istediğimiz mucizeyi bize göstersin kafirler seni görünce bu mu sizin ilahlarınızı diline dolayan adam, diye alay etmekten başka bir şey yapmazlar. Ama bütün kainatı yaratan Rahman'a gelince, onun anılmasını reddediyorlar. Senden önce de nice peygamberlerle böyle alay edilmişti. Ama alay konusu yaptıkları o azap, alay edenleri her taraftan sarıvermişti. Eğer yapacağınız bir şey varsa, dediler, o da bunu yakmaktır. Böyle yapın da, tanrılarınıza sahip çıkın. La da, hüküm ve ilim verdik. Ve onu, iğrenç işler yapan şehir halkından kurtardık ki, gerçekten onlar, kötü ve itaat dışına çıkmış, fasık bir güruh idiler. Kendisini de şefkat ve himayemize aldık. O gerçekten, erdemli kimselerdendi. Nuh'u da önderlerden kıldık. O İbrahim ve Lût'tan çok önce bize yakarmıştı. Biz de duasını kabul buyurup onu, yakınlarını, evlatlarını ve halkından iman edenleri büyük bir beladan kurtardık. Zünnun'u da an. Hani o halkına kızmış, onlardan ayrılmış, bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde şöyle yakarmıştı: Ya Rabbi Sensin ilah, senden başka yoktur ilah. Sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim.